Kali'den selamlar arkadaşlar. Şu anda bir hostelde gönüllülük yapıyorum Kali'de. Pelikanları üzerimde gördüğünüz üzere. Yani ben burada neredeyse 2 ay oldu işte başlayalı. 2 aydır buradayım. Şimdi size hem çalıştığım yeri göstereceğim. İşte hem ne iş yapıyorum burada. Hem bir hosteli gezdiririm kısaca. Hem de işte ne iş yapıyorum vesaire onlardan bahsederim. Daha sonradan da Kali'yi beraber gezeriz. Ben burada resepsiyonda çalışıyorum aslında. Öyle söyleyebilirim. İşte burada ne yapıyorum? Müşteriler geliyor. Onların check-in check-out'larını yapıyoruz sistem üzerinden. Ya Booking veya Hostelworld üzerinden genelde rezervasyon yapıyorlar bize. Bu gelen rezervasyonlar da bizim sistemimize otomatik olarak düşüyor işte. Onlar geldiğinde hosteli gösteriyoruz işte ne var ne yok. Neye sahibiz vesaire işte isteklerini falan gösteriyoruz. Onun dışında işte sisteme giriyoruz bunları. Kasa var yine. Kasaya işte para giriş çıkışları yapılıyor. Onun dışında burada işte içecek dolabımız var. Burada bir şeyler satarsak onları yine sisteme giriyoruz falan filan. Öyle yani hani bakıldığında aslında çok zor bir iş değil benim için. Yani şu ana kadar önceden hostellerde çalıştığımda şey olarak çalışmıştım. İşte temizlik işlerine falan çalışmıştım. İlk defa işte resepsiyon işi oldu. Burada hiç temizlik yapmıyorum. Onu söyleyebilirim. Biraz çalışma süresi fazla. Günde işte shiftime göre işte 5 veya 6 saat çalışıyorum. Yani hafta içi çalışıyorum sadece. Hafta sonunda boşuz. Bu da benim iş arkadaşlarımdan Aksel. Hüseyin diyorum ben ona. Hüseyin tipi var biraz onunla. Öyle hafta sonu boş. Hafta içi sadece çalışıyoruz. İşte söylediğim üzere sabah 7'de başlıyoruz. Akşam 12'de bitiyor. Çalıştığımız saate göre de işte en son 3. shift yani 3 kişi çalışıyoruz biz dönüşümlü olarak. 3. shift'te çalışan kişi, son shift'te çalışan kişi 5 saat çalışıyor. Biraz hosteli gezdireyim size. Burada oturma alanlarımız var. Ya burası benim gerçekten hani seyahatim boyunca kaldığım en güzel hostellerden bir tanesi. Hani burada çalışırım diye söylemiyorum. Gerçekten birçok şey ince ve iyi düşünülmüş şekilde. Yani insanların rahat edebileceği birçok şey bulunuyor. Burada hamaklarımız var. İsterseniz burayı kurup oturabiliyorsunuz. Onun dışında söylediğim üzere burada masalarımız var. Masalarda oturuyorsunuz. Yine aynı şekilde kapının önünde de oturacak alanlar var. Burada nelerimiz var işte tabela üzerine gösterdiğimiz yerler. Hani Kali böyle çok büyük şeyler vaat etmiyor açıkçası hani turizm açısından. Fakat hani salsa burada gayet önemli onu söyleyebilirim. Burada bazı günler işte haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri salsa derslerimiz oluyor bizim. Dışarıdan gelen bir hocamız işte akşam saatlerinde geliyor bir grup dersi veriyor. Bu dersler genelde ücretsiz oluyor fakat işte bahşiş sürüyor biraz hani ders aldıktan sonra insanlar isterlerse eğer bahşiş bırakabiliyorlar. O şekilde söyleyebilirim. Bakın yani hostelin birçok yeri güzel şekilde dizayn edilmiş diyebilirim. Böyle insan içeriye bir girdiğinde hani mutlu oluyor renklerden dolayı, o ferahlığından vesaireden dolayı. Hani bunlar ince düşünülmüş güzel şeyler açıkçası. Yani şu tavanımızda bir ters duran masa var. Şey açtım şimdi kapatalım tekrar. Şimdi size içeriği falan göstereceğim. Ya burada odalarımız var. Şu anda çok fazla müşterimiz yok açıkçası. Videoyu da aslında o nedenle çekiyorum. Hazır sakinken göstereyim diye. Ya tuvaletlerimiz var. Tuvaletleri göstereyim mesela. Duş ve tuvalet aynı şekilde burada. İki tane yan yana. Paylaşımlı odada kalanlar genelde hani bu tuvaletleri vesaireleri kullanıyor. Burada işte bir kitap bölümü var. Buradan kitap alıp okuma yapabiliyorsunuz. Şurada hani şehirde yapabileceğiniz şeyler var. İşte free walking turlar oluyor. Ne bileyim akşam salsa barlarına veya insanlarla sosyalleşebileceğiniz yerlere gitmek isterseniz o tür şeyler var. Salsa derslerinin olduğu tanıtımlar var. Şurası mutfağımız. Mutfağımızı göstereyim size. Mutfak aslında hem ortak alan hem mutfak. Burada büyük bir yemek masası var. İşte insanların çalışabileceği alanlar var burada. Onun dışında yine aynı şekilde hani hamaklarımız var burada. Burada işte jimnastik yapabilecekleri veya yoga yapabilecekleri alan var. Bakın şöyle şu alanı da göstereyim size. Yani hani bakıldığında hostel çok büyük gözükmüyor. Fakat hani bulunan alanı gayet iyi kullanıyor onu söyleyebilirim. Böyle güzel yeşil bir alan yapılmış. Bunlar da bence ince düşünülmüş şeyler. Şurada mesela müzik alanı var. Ne bileyim şurada oyun alanı var. Burada yine aynı şekilde bütün her şeyi geri dönüşüme uygun şekilde dönüştürüyoruz. İşte organikler,
ne bileyim. Burada işte biri kutuları falan, tenekeler. Şurada işte plastik kağıtlar vesaire, kapaklar. Bunların hepsi ayrı ayrı ince düşünülmüş şeyler. Yani aslında bakıldığında bunlar hani çok gözle büyütülecek şeyler değil. Fakat hani her hostelde olmayan şeyler, o yüzden söylüyorum bunları. Mutfakta da hani alet edevatlar genel olarak yeterli, onları söyleyebilirim. Bu şeyleri mesela, sepetleri markete giderken alıp kullanabiliyorsunuz. Buradayken de yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. İşte dolaba isminizi yazmanız gerekiyor eğer bir şey koyacaksanız falan filan. Ya bunlar genel olarak hostelde olan şeyler. Önceden hostelde kalanlar varsa eğer bu durumlara aşinadır. Hani hostel sahibi izler, ne bileyim başka birisi izler. Belki de kiranın açısından da bazı şeyleri biraz detaylı gösteriyorum. Sabahları işte sadece çay kahvemiz var ücretsiz. Onun dışında hani çok da bir şeyimiz yok. Bahsedeceklerim böyle yani, hostelde 2 ay oldu neredeyse. Yani ben buraya aslında 1 aylık anlaşmıştım. Geldikten sonra işte hem kaleyi sevdim, hem işte burada da keyifli vakit falan geçirdim. Ondan sonra uzatmaya karar verdim. İşte bir 10 gün uzattım. Sonra işte bir 2 hafta daha falan uzattım. Neredeyse 2 ay olacak. Yani bugün aslında benim son günüm aslında. Son gün çekiyorum bu videoyu da. Genelde böyle yerlere yerleştiğimde böyle elime çok video alıp bir şey yapasım gelmiyor açıkçası. Hani dinlenmek istiyorum veya kendime vakit ayırmak istiyorum. Genelde o tür işlerle ilgileniyorum. Öyle yani, hani 1 sene oldu. Ya bu 1 senede de hani İspanyolcam belli bir seviyeye ilerlettim. İngilizcem de hani önceden gelmeden önce de vardı ama hani seyahatim boyunca da konuştuğum insanlarla yine ilerlettim. O nedenle hani resepsiyonda çalışabiliyorum. En azından hani şu anki İspanyolca ve İngilizcemle bu işi kotarabiliyorum, onu söyleyebilirim. Benim için de güzel bir tecrübe oldu açıkçası. Buradan sonra hani ne yapacağıma akşam karar vereceğim. Akşam bir görüşmem var. Eğer burada olursa bir salsa okuluyla anlaşacağım. Orada belki gönüllüyle devam edeceğim. Olmazsa belki süremi burada biraz daha uzatıp Cali'de biraz daha kalmak istiyorum açıkçası. Ya da bakacağız yani duruma göre. Öyle hani genel olarak bahsetmek istediklerim böyleydi. Gönüllülükle alakalı hani önceden ben video çekmiştim. Bu işleri nereden buluyorum, nasıl buluyorum, nasıl yürüyor bu süreç falan. Onları bahsettiğim bir video var zaten hani. Aynı şeyleri bir daha anlatmak istemiyorum. O videoyu kartlara koyarım. Oradan ilgilenmek isteyen, işte bu durumla ilgilenen arkadaşlar varsa eğer oralardan detaylı bilgiyi alabilirler. En azından hani buradaki tecrübemi de belirtmek istedim. Şurada mesela şeyimiz var, orayı da göstereyim önce son bir. Burada da hani oturma odamız var. İşte televizyondur, odur budur. Burada Netflix'tir, farklı şeylerdir. Evinize hissedebileceğiniz şekilde bu konforu yaşıyorsunuz. Ben açıkçası hani uzun zamandır böyle koltuk falan görmüyordum. Burası tam olarak hani evimde hissettiğim bir yer oldu benim için. O bakımdan da hani süremi de o yüzden uzattım aslında biraz. Şurada ben video editliyorum. Otovallı videosunu, ilk videosunu. Benim için de iyi oldu yani. Normalde şu anda hani çok bir gelirim yok YouTube'dan, o yüzden hani bu tür işlerde hani gönüllülük yaptığım sürede yaparsam eğer benim cebimden daha az para çıkmış oluyor, o bakımdan iyi oluyor açıkçası benim için de. Öyle hani daha fazla da uzatmaya gerek yok bu tarafa. Selamlar arkadaşlar. Devam ediyorum. Kısa bir açıklama yapayım. Son videoların üstünden epey bir süre geçti açıkçası. İşler pek de planladığım gibi gitmedi benim. Kalideyim ben hala. O videoyu çektiğimin üstünden yaklaşık 1 ay geçti. Sağsu okuluna gittim işte. Gönüllü çalıştım 1 ay süreyle orada. Ondan sonra çalıştım hostele, tekrar geri döndüm saatteki yere. Şu anda çalıştım hostelin bölgesindeyim. Şimdi bir kale turu yapacağız beraber. Hem size kaleyi göstereceğim. Yani buraya Kolombiya'nın en tehlikeli şehri diyorlar. Bu ne kadar gerçeği gösteriyor, ne kadar yanıltıcı. Size bunları göstereceğim aslında biraz. Bakın burası hemen benim kaldığım hostelin yanındaki parklardan bir tanesi. Kale oldukça yeşil bir şehir. O bakımdan da oldukça seviyorum. Burada genelde evsizler geliyor işte şu havuzda. Çamaşırlarını yıkıyorlar. Duş alıyorlar falan filan. Yani ben Güney Amerika seyahatim boyunca en fazla evsizi Cali'de gördüm. Yani bu tehlike olayı durumuna detaylıca değineceğim zaten, videoda da olabildiğince size göstermeye çalışacağım. Salsa okulunda açıkçası işler pek umduğum gibi gitmedi. Oraya gitme amacım benim hani salsa öğrenip dans yeteneklerimi geliştirmekti. Fakat yani oraya gittiğimde işlerin çok da anlatıldığı gibi yürümediğini gördüm.
Daha sonra aslında ayrılmak için de girişimlerde bulundum. Farklı yerlere baktım falan gönüllülük için ama uygunluk bulamadım açıkçası. O yüzden de hani ayrılamadım. O arada işte derslerimi alıyordum, salsa derslerini falan. O nedenle hani biraz zor bir dönem geçirdim orada. Neyse, işin özeti, derslerimi aldım en azından. 20 derse yakın falan ders aldım. Orayla da kötü ayrılmadım, hani söyledim, dedim yani hani ben daha fazla kalmak istemedim burada. Çünkü hostelde hani oradan daha fazla çalışıyordum ama hostelde daha fazla çalışıyorum. 5-6 saat falan çalışıyorum. Bunun karşılığında da bana kalacak yerle kahvaltı veriyorlar sadece. Onu önceki videoda söylememiştim. Burada belirtmiş olayım. Yani 5-6 saat çalışıyorum ama en azından hani planla kaçta çalışacağımı, kaçta biteceğini biliyorum işimin. Kendi boş vaktimi de buna göre daha rahat planlayabiliyorum. Okulda böyle değildim. Bazen mesela 2 saat çalışıyordum günde. Fakat bu çalıştığım 2 saati ne zaman olacağını bilmediğim için bütün vaktim sanki çalışarak geçiyormuş gibi geliyordu. Çünkü okulda beklemeniz gerekiyor falan. Anlık işler çıkıyor falan böyle. Angarya tarzı. O bakımdan çok bana uymadı açıkçası orası. Hani gönüllü işlerinde de bu tür şeylerde açık konuşmanızı öneririm. Diğer türlü vaktiniz çöp oluyor açıkçası. Burayı da daha fazla uzatmayacağım. Kalide artık gezilecek yerleri göreceğiz beraber. Yaklaşık benim kalide artık 3 ayım dolacak. Şeyi de belirteyim. 3 ayım dolacağı için ben Kolombiya'da vizemi uzattım. Kolombiya'da bir sene içinde toplamda 6 ay kalabiliyorsunuz. Ben 3 ayı yaklaşık doldurdum işte. Sene sonu girmiştim buraya. Geçenlerde işte şey yaptık. Online başvuru yaptım. Online başvurudan sonra size bir mail geliyor. Bu maile giriyorsunuz. Ücretini ödeyerek vizenizi 3 ay daha uzatabiliyorsunuz Kolombiya'da. Bir sene de 6 ay olabilecek şekilde. O da hani gelecek olanlara bilgi olsun. Ücret ne kadar ödedim? 32,5 dolar ödedim. Bunun işte peso karşılığı ne kadar yapıyor? 130 peso civarı falan bir şey yapıyordu. 130 bin Kolombiya pesosu civarı bir şey yapıyordu. Öyle. Haziran'ın sonuna kadar Kolombiya'da sürem var şu anda. Burada işte Nisan 3. haftasına kadar çalışacağım hostelde. Artık kalinin böyle tadını çıkarmak istiyorum. O yüzden tekrar hostele geri döndüm. Ondan sonra da artık muhtemelen Kolombiya'da seyahatime devam edeceğim bir aksilik olmazsa. Şimdi artık Kalin'in size gezilecek yerlerini göstermek istiyorum. Ben epey süre harcadım artık burada. Yani seyahatim boyunca hiçbir şehirde bu kadar kalmadım. Zaten ben şehirleri sevmiyorum. Videoları takip edenler bilir. Ama Kali benim için farklı bir yerde hani. O yüzden burası benim için yaşanabilir şeylerden bir tanesi. Onu da söyleyebilirim. Yani gördüğünüz üzere şu an gündüz vakti, saat 2 civarı öğlen. Yani gece bu tür alanlarda çok fazla sağlı sollu böyle yatan evsizler oluyor. Yani çok fazla evsiz var. Ama hani ben bugüne kadar bir tehlike yaşadım mı? Yaşamadım mı? Ondan bahsedeyim biraz size. Söylediğim gibi yaklaşık 3 aydır buradayım. Yani gece de sokakta yürüdüm, tek başıma da yürüdüm. Herhangi bir tehlike yaşamadım. Bu hani sizin yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Ben her zaman önlemimi alıyordum. Yanıma telefonumu da aldım mesela ilk geldiğimde kalıyor hani sadece bir kere ortamı kolaçan etmek için böyle telefonsuz çıkmıştım bir gece. Ondan sonra baktım duruma hani. Bana çok tehlikeli gözükmedi açıkçası ama hani burada lokal olarak yaşayıp soyguna uğrayan da çok fazla insan var. Sürekli hani size şey söylüyorlar. İşte burası güzel bir yer, insanlar iyi falan. Ama tehlikeli diyorlar yani bunu lokal insan da söylüyor. Ben hani çok sert konuşamayacağım bu konuda. Kendi tecrübeme bakarak. Önleminizi her zaman alın tabii ki. Fakat hani öyle çok büyük tehlikelerde olduğunu söyleyemeyeceğim. Buradaki tehlike olayı bence biraz abartılıyor arkadaşlar. Hani bazen olaylar olabiliyor. Bu da her ülkede olan şeyler. Hani bu Güney Amerika ülkelerinde olunca çok daha fazla abartılı konuşuluyor bence. O da işin farklı bir boyutu.
Akalinin yüksekliği yaklaşık 1000 metre civarında. Hava genelde çok sıcak. Şu anda kış mevsimindeyiz burada. Bu son günlerde yağış var. Hava kapalı genelde. Burada işte doğal içeceklerin satıldığı bir yer. Burası Parque Simón Bolívar olarak geçiyor. İnsanların yolu geldiği, ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi. O yüzden size de burayı göstermek istedim. Onun dışında söylediğim gibi hani şu anda yağış mevsimindeyiz. Havada kapalı aslında bugün. Güneş de etkisini az gösteriyor. Fakat güneş olduğu zaman oldukça sıcak. Yani 30 derece civarlarında seyrediyor genelde hava. Onu söyleyebilirim. Hani sıcak olduğu için de insanlar seviyor. Fakat burada hani sivrisinek problemi var. Yağışlardan dolayı, sıcaktan dolayı falan. Çok fazla yeşil gördüğünüz üzere. Burada denge problemi falan var işte, bu sivrisineklerden bulaşan hastalık geçiren arkadaşlarım oldu. O yüzden dikkat edilmesine de fayda var. Cali yine büyük bir şehir. Herhalde burası bildiğim kadarıyla Kolombiya'nın en büyük 3. şehri diye biliyorum ama yanılıyor da olabilirim. Videonun açıklamasına yazarım onu. Büyük bir şehir yani. Hani şehire bakınca turisti çekecek çok fazla şey yok. Fakat burası salsa başkenti. Salsa başkenti olarak geçtiği için de hani gece kulüpleri oldukça ünlü. İnsanların buraya geliş amaçları aslında salsa öğrenmek, dans etmek, buranın keyfini çıkarmak. O bakımdan da hani insanları burada tutmaya yetiyor. Yani gelen burada 2-3 günlüğüne uğrayan insanlar genelde süresini uzatıyorlar. Benim gibi işte, ben de hani gelmeden önce gönüllülük işimi ayarlamıştım. Bir ay kalır giderim diyordum. Şu an 3. ayımı doldurmak üzereyim. Benim gibi birçok insana denk geldim yani. 2 günlüğüne gelip de burada yani günlerce, haftalarca, aylarca kalan insanlar bulunabiliyor. Ya bu şehri de hani yaşanabilir bir şehir dedim ya. Genelde insanlar hani yaşanabilir bir şehir dendiğinde ne var ki orada hani yaşamak için falan diye hani haklı olarak sorular yöneltiyorlar. Yani bu böyle hani videoda çok açıklayabileceğim bir durum değil ama burada genel olarak mutlu hissediyorum. Şehir beni burada tutmaya yetiyor yani, havası, ambiyansı olarak. Yani güzel, hani bunu her yerde hissedebildiğim bir şey değil bu. İnsanlar her yerde görebildiği bir şey değil. Hani buraya gelip gördükten sonra hani sizi tutuyorsa zaten bunu söyleyebilirsiniz az çok. Bana bunu söyletmeye yetti. Şu karşıda Tres Cruces denilen bir tane tepe var. 3 tane haç işaretinin oldu. Oraya belki önümüzdeki videolarda arkadaşımla gideriz. Onun videosunu da ayrı olarak çekerim. Bu videoda işte Cali'de hani gezilecek, görülecek turistik yerleri falan göstereceğim size. Cali tehlikeli mi değil mi, bunlara değindim. Gönüllülük olayına değindim. Genelde bu mimarlı bir video olacak. Hani Cali'ye gelecek olanlar için de bir fikir vermesi açısından bu videoyu çekmek istiyorum. Şu anda elimde stok video da kalmadı artık hani. Önceden benim videolarım çok geriden geliyordu. Çok fazla videom vardı. 3 aydır burada bulunduğum için hani çok fazla video çekme imkanı da bulamadım açıkçası. Bundan sonra Cali'de bir salsa belgeseli videosu gelecek. Ondan sonra da hani bu çevrede arkadaşlarımla yaptığım şeylerden videolar paylaşmaya çalışacağım. Sonrası için bir planım yok. Sonrasını hep beraber göreceğiz. Bu arada yorumlarınızı da, desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi. Videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar, gerçekten kim olduğu önemli değil. Hani beğendiğiniz, desteklediğiniz, izlediğiniz, keyif aldığınız kişilere yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Şu Chontaduro, burada yenilen Cali'nin lokal yiyeceklerinden bir tanesi. Bayağı güzel. Yani güzel bir şey değil. Ece ile biz bunu denemiştik. Ece buradaydı. Gracias. Ece ile biz burada denemiştik. Ece buradaydı. Onu da videonun sonuna koyacağım. Ece buradaydı hani. Onunla denedik. Yemek yedik hatta falan. 1,5 ay önce falan gelmişti. Onun videolarını da sonra ekleyeceğim. O lezzet tadım kısımlarını da orada görüyor olacaksınız. Şimdi sizi yerel insanların geçtiği sokaklara sokacağım. Cali'de hayat nasıl akıyor onu göreceksiniz. Higueras, pulseras,
Arkadaşlar, Kalin'in Salsa Sokağı olarak geçiyor. Bolivar'ın üstü. Cuma günleri burada büyük bir etkinlik oluyor. Onu salsa videosunda göstereceğim zaten detaylı olarak size. Benim her cuma kesinlikle geldiğim yerlerden bir tanesi. Kalin'in sokak lezzetlerinden bazılarını göstereceğim size. Burada işte empanada, paparajana, aburrohado falan var. Onlardan birkaçını beraber deneyelim. Burada çok güzel soslar var. Daha önceden yemiştim ben. Şimdi beraber deneyip size de göstermek istiyorum. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Puedo tomar una empanada? Sí, claro. También aburrohado. ¿Cómo se dice? Aborrajado. Muchas gracias, señor. İki tane. Bunların hepsi 1500 peso. Yaklaşık o da işte hani ne kadar ediyor? 30 cm civarı falan söyleyebilirim. Ya bunlardan ziyade içlerine genelde bunların patates var. Et var. Soğan tarzı şeyler var fakat bunları genelde insanlar sos soyuyorlar. Hani bunun lezzeti aslında bu şekilde çıkıyor. Nereye koyayım ben? Şu mesela acı bir marakuya sosu. Oldukça güzel. Benim favorilerimden bir tanesi. Bayılıyorum gerçekten ya bu sosa. Tatlı acı karışım bir sos, öyle tarif edeyim size. En sevdiğim soslardan bir tanesi. İç kısmını da şöyle göstereyim. Bu empanada. Bu da adını söyleyemedim. Aburrajados. Ya sos o kadar acı ki, yedikten sonra bile hala yakıyor. İçi de yine aynı şekilde. Benzer patates. Gracias. Buradan zaten tatlı sağlayacağım. Ajicito de cuál medio? De rojo, de la más de piña y de hierba. Şöyle diğer şey. Gracias. Soslardan bir tanesi. Şuna da değineyim arkadaşlar. Kolombiya'da gerçekten hani Filistin'e bayağı bir destek var. Sokaklarda bunu çok fazla görebiliyorsunuz. Burada Free Gaza yazıyor. Yani Özgür Gaza. Free Filistin diye hani çok fazla sayıda. Hani restoranlarda olsun. Restoranlardan bunların stickerlarını falan satıyorlar yani. Konserlerde falan çok değiniyorlar. Hani böyle Filistin forması falan giyiyorlar. Yani burası hani bakıldığında çok uzak yani bizim memlekete. Ama insanlar burada şey değiller. Vurdum duymaz değiller. Başka yerlerdeki şeylere de duyarlılar, onu söyleyebilirim. Hani Avrupa'da, Avrupa büyük ülkeler bu tür durumlara çok kayıtsız kalıyor. Burada hani bu ülkelerin şey bir gücü yok, bir yaptırım gücü yok fakat insanların bu tür konulara dikkat ettiğini söyleyebilirim. Burası Bolivar Caddesi.
oldukça ünlü, çok işlek caddelerden bir tanesi. Yine aynı şekilde hafta sonu bu caddede insanlar dans ediyor. Geliyorlar burada, eğleniyorlar. Barlarda vakit geçiriyorlar yani. Burası da Koli'deki işlek meydanlardan bir tanesi. Güzel yerlerden, o yüzden göstermek istedim. Şu anda hani bu önümüzde kilise restorasyonda olduğu için çok güzel gözükmüyor fakat tarihi yapılardan, önemli yerlerden bir tanesi. Şimdi Kali'nin diğer turistik noktalarına gideceğiz. Kali gezimize devam ediyoruz. Kali, Valle del Cauca bölgesinin başkenti olarak geçiyor. Yani burada genelde Güney Amerika ülkelerinde eyaletlere ayrılmış durumda. Her eyaletinde kendine bir başkenti var. Kendine az bir başkenti var. Kali'de hani güney kısmının büyük şehirlerinden bir tanesi. Kolombiya'da. Evleri görüyor musunuz? Hani genelde girişlerde hep bu tarz güvenlik önlemleri bulunuyor. Balkonlarda, ne bileyim, evlerin şurada mesela otoparkta görüyorsunuz. Demir kapı olur, otur şeyler olur. Ya bu güvenlik önlemleri her zaman var. Burada işte birkaç sene önce büyük bir iç karışıklık oluşmuş arkadaşlar. Bayağı yağmalama muhabbetleri falan olmuş. Devletle işte halk arasında büyük bir kargaşa çıkmış burası sulardan dolayı. Yani hani onun öncesinde de buralar hani tehlikesiz diyemeyiz. Eski yıllarda bir tehlike durumu var. Yani şu anda dönüşüm geçirdiğini söyleyebilirim fakat hani her zaman önlemler alınıyor gördüğünüz üzere. İnsanlar da burada hani tedirginler. Benim izlenimim genelde öyle oldu. Hani ilk önce bir muhabbet kurana kadar yaklaştığınızda size hani biraz böyle şey duruyorlar. Ondan sonra hani bir sohbet ettiğinizde onların hani bir demir kapısı var dışarıda. O kapıdan içeriye girdiğinizde evlerine alıyorlar sizi. O sıcaklığı hissediyorsunuz daha sonra. İnsanlarda da yani onu öyle bir tedirginlik gördüğümü söyleyebilirim. Hani bakın burada elektrik falan bile koymuşlar. Yani size burası tehlikeli diyen de yalan söyler. Tehlikeli, çok tehlikeli, gelmeyin falan diyen de yalan söyler. O yüzden hani gelecekseniz önleminizi alın. Bu tür şeyler de zaten hani çok planlı gelişmiyor açıkçası. Tedbirinizi, önleminizi aldıktan sonra olacaklar zaten, bir şekilde oluyor yine. Bakın önlemlerden bir tanesi de bu. Gördüğünüz gibi çantayı yana atmış birisini görüyorsunuz. Şu anda geldiğim bölge Kali'de hani böyle sanatçılar eğitimliği bakımından önemli bölgelerden bir tanesi. Genelde hani bu sanat camiasının takıldığı muhit burası. Bizim işte Taksim'deki Cihangir gibi düşünebilirsiniz. Butik, kafe, restoranların falan bulunduğu tatlı mekanlardan bir tanesi. Benim salsa okulum da buradaydı. Burada çok fazla sayıda hostel var. Hani gece kulüplerine yakın olması bakımından, bir de işte hani bu kafe, restoranların olması bakımından, fazla sayıda olması bakımından İnsanlar buraları tercih edebiliyor. Ben de birkaç günlüğüne burada kalmıştım. Bizim okulun taşınma süresinde. Hala orada falan hiç video çekmedim. Çok yoğun bir çalışma süresi geçirdiğim için ne açıklama yapmaya girmek istiyorum, ne farklı şeylere. Orayı da öyle geçirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada hani sokakları göstereceğim size. Yukarıda bir San Antonio Parkı var. Oraya gideceğiz. Orası da hani sıkı ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. Yani gündüz vakti, öğle vakti. İnsanların çok yoğun olduğunu söyleyemem muhtemelen. Çok insan yoktur ama güzel bir manzara var. Size orayı da göstermek istiyorum. Bakın size hani kaleyi çok yeşil bir şey falan demiştim. Zaten burası vadide bulunuyor. Çevresi tamamen dağlıklardan oluşuyor, yani dağlık alanlardan. Yani buradaki kuş türlerini gösteren bir anıt. Parque San Antonio içinde bulunuyor burası da.
Yani hakikaten şehirde işte Kanarya vesaire çok rahat şekilde görebiliyorsunuz. Burada seslerini de duyuyorsunuzdur belki şimdi. Yani çok fazla çeşitli sayıda kuş türü var. Bitki florası olsun, ağaçlar olsun, hani kendinizi şehirde bile botanik bahçesinde hissediyorsunuz. Güzel ya, hani birçok bakımdan güzel yani kale. Geçen hafta mesela biz burada yakınlarda bir tane finkaya gittik arkadaşlarımızla beraber. Yani şehire yarım saat 40 dakika uzaklıkta bakir doğaya ulaşım imkanı var. Çok güzel yerler var hakikaten. Oranın videosu gelmeyecek çünkü çekim yapmadım. Şehirde bayağı bir bunalmıştım yani, kalmıştık burada epey. Ondan sonra hani biraz böyle kafa dinleyip arkadaşlarımla vakit geçirmek istedim açıkçası. Ama Kolombiya'dan umarım buradan çıkabilirsem eğer güzel videolar gelecek, takipte kalın. Bakın akşam saati yaklaşıyor artık. Satıcılar tezgahlarını kurmaya başladılar. Burada dediğim gibi hani el işçiliği revaçta. O yüzden geliyorlar insanlar. Parkın yoğun saatlerinde burada yaptıkları şeyleri satıyorlar. Buradan Kali'nin manzarasını görebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Altta işte San Antonio, az önce dolaştığımız sokaklar bulunuyor. Şu arkada San Antonio Kilisesi var. Ya burada akşamları işte müzik yapanlar falan oluyor. Genelde insanlar buraya, yani hafta sonu pazar günü burası çok dolu oluyor yani. Oturacak yer zor buluyorsunuz. Size de hani göstermek isterdim ama şimdi her zaman çekim yapma fırsatım olmuyor açıkçası. Akşam da çalışacağım, o yüzden hani bugün artık video çıkarmak için çekim yapmaya geldim. Yani Kolombiya hakkında biraz şey bilgisi vereyim arkadaşlar. Pahalı mı değil mi? Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. O hani önceki videolarda genelde fiyat konusunda bir şey söylüyordum. Burası için de bir şey söyleyeyim. En azından gelecek olanlar için hani kafalarında bir fikir oluşsun. Yani buradaki fiyatlar aşağı yukarı Peru ile Ekvador'a benziyor. Ben şu anda hani konaklamaya falan çok fazla bir para vermiyorum ama gönül çalıştığımdan dolayı. Hani 5 dolara da bulabiliyorsunuz. 6, 7, 8 dolara kadar hani böyle sırt çantalı gezginin için yerler var. Yemeği de genelde ucuz halledebiliyorsunuz. Ben şu anda sadece hani yemek için, bir de işte dışarıya çıkarsam arkadaşlarımla bir şeyler yaparsam onlara para harcıyorum. Şu anda aslında burada aylık giderim gönül çalıştığımdan dolayı yani 150 dolar civarında olduğunu söyleyebilirim. Sırt çantalı için, sırt çantalı bir gezgin için hani güzel ülkelerden bir tanesi. Yapabileceğiniz çok fazla şey var ve bunları hani ucuza gerçekleştirebiliyorsunuz ve Kolombiya hakikaten keyifli bir ülke. Ya ben hani Güney Amerika'ya gelmeden burası hani benim çok böyle planım olduğu bir ülke değildi. Arkadaşlarım çok fazla övüyordu burayı. Benim çok beklentim yoktu Kolombiya'da. Ama işte Kali'ye geldik. 3 ay. Belki daha fazla kalacağım, bilmiyorum yani. Kaldık yani burada. Keyifli yani, ülke hakikaten insanı olsun, kültürü olsun. Sizi sarıyor bir şekilde, tutuyor. Ben de beklemiyordum açıkçası. Plansız olan şeyler daha güzel ve gerçekçi geliyor. Bakın burası da hani geniş caddelerden bir tanesi. Geniş ve güzel caddelerden. O yüzden size hani şöyle bir göstereyim bu caddeyi. Ya burayı seviyorum ya. Sessiz, sakin, restoranların hani böyle kafelerin yoğunlukta olduğu bir yer. Burası da Loma de la Cruz olarak geçiyor. Burada genelde perşembe günleri hani ant kültürü etkinliği var. Ant dansları yapıyorlar işte burada. Bayağı kalabalık oluyor perşembe günü akşam burası.
Eğer yolunuz düşerse hani perşembe günü de burada olursanız gelip uğramanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde burada el yapımı birçok ürünün satıldığı bir bölge. Şu anda yine sakin saatlerinden bir tanesini yaşıyor. Öyle yani şu an size hani gösteriyorum da biraz boş gösteriyorum. Çünkü hani insan yok doğru düzgün, etkinlik yok, bir şey yok. Ama elimde olan videolardan hani önceden çektiklerimden koyup en azından hani nasıl bir atmosfer var onu görmüş olacaksınız. Şimdi en sonunda artık bir tane Mercado var orada. Mercado'ya gidip sizi orayı gösterip hostel'e geri döneceğim. Akşam shift'im var. Ben çalışacağım. O yüzden geri dönmem gerekiyor. Son noktaya gidelim beraber. Mercado'ya geldim sayılır. Mercado'nun adı Galeria Alameda olarak geçiyor. Çevresi de yani burada çok fazla deniz ürünü var arkadaşlar. Hani deniz ürünü bulabileceğiniz işte seviçeler olsun, diğer deniz ürünleri olsun, balıklar olsun falan. Bulabileceğiniz çok fazla sayıda restoran var. Kali işte Pasifik Okyanusu kıyısına 3 saat uzaklıkta falan bulunan bir şehir. Bu yakınlığından dolayı hani burada da oldukça zengin bir mutfak söz konusu. Ben deniz denemedim ama bir gün arkadaşımla gelip deneyeceğiz muhtemelen. Onu da eğer çekersem sonraki videolarda seyrediyor olursunuz. Mercado'ya gireceğim de kapanmış sanırım ya. Ulan yürüdük o kadar. Bakın burada sokaklarda Hindistan cevizi, avokado falan her şeyi satıyorlar. Mercado şurası da kapanmış ya. Girişini gösterin bakın size. Şurası kapanmış. İçeride de yine çok fazla sayıda hani meyve sebzeyi bulabileceğiniz, yine buranın geleneksel tipik yemeklerini bulabileceğiniz restoranlar bulunuyordu. Fakat maalesef gösteremeyeceğim. Yine aynı şekilde buralarda hani taco ürünleri, el yapımı ürünleri bulabileceğiniz dükkanlar bulunuyor. Yani gelirseniz uğrarsınız buralara. Güzel yerler. Keyifli vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Açık olsaydı gösterseydim iyi olurdu ama şansımız artık. Açıkmış. Açıkmış ama birçok tezgah kapalı. Farklı bir kapıya geldim. Girdim oradan ama gördüğünüz üzere birçok tezgah kapalı durumda şu anda. Olanlardan göstereceğim artık. Şurada mesela ya burada hani tüm sebze meyveleri rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Genelde hani buranın lokali gelip de buradan çok bir şey satın almıyor açıkçası. Çünkü neden? Pahalı diyorlar burası için. Bana da açıkçası biraz öyle geldi ama en azından hani ürünleri düzgün olduğunu söyleyebilirim. Buraları özgü meyvelerden, tropik meyveler. Ay. Sebze meyve satılan bölüm burası. Şu an oldukça karanlık hani çok net gözükmüyor ama restoranların olduğu bölüm de burası. Ama şu anda artık kapanmaya yakın. Akşam saati. Ha burada hani geleneksel Kaliya, Kolombiya'ya özgü yemekleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Fiyatları da her bütçeye uygun açıkçası. Hani ucuza da var, pahalıya da var. Kendi bütçenize uygun. Güzel yemekler denemek istiyorsanız buraya gelmenizi öneririm. Vallahi arkadaşlar hani gösterecek bir şeyim de kalmadı. Boş yapıp da videoyu daha fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası. Hani Kali'de ne yapabilirsiniz? Ben neler yaptım şu ana kadar? Biraz size onları göstermeye çalıştım. Sonraki video muhtemelen salsa belgesi gibi bir şey olacak. Salsa müzesi vardı burada. Oraya gitmiştim. İşte bir de hani gittim sokak, işte o sokak eğlencesinden, diskotekalardan falan koydum, görüntülerden oluşturdum. Bir video yapacağım yani. Umarım onu da beğenirsiniz. Yorum ve eleştirilerinizi de eksik etmezseniz sevinirim. Hani emek veriyoruz. Siz de lütfen üşenmeyin eğer desteklemek istiyorsanız. Bir dakikanızı ayırıp bir yorumda bulunabilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Nasıl lan el champus? Bien frío. Bien frío, ¿no? Sí.
Güzelmiş, fena değil. Aha böyle. Ver bakayım. Nasıl el şampuz? Sevdim ben. Ne içindeki mi? Mısır mı? Mısır, pinya dedi yani ananas. Lulo. Lulo. Lulo burada zaten meşhur meyve. Panella da koyuyorlarmış. Sonra nasıl yapıyorsun dedi. Öyle karıştırıyoruz dedi, onu anlatmadım. Bien frio hakikaten ya. Güzel. Ama bir raspado yani kar elvası değil bence. Güzel ama. Kar elvasını bin geçecek. Hadi bir dakika. El Champus da işte buranın meşhur içeceklerinden. Denk geldi, biz de deneyelim dedik sokakta. Tarçın da var değil mi? Vallahi öyle bir tadı var gibi sanki ama güzel ama tadı ya. Hani soğuk soğuk güzel gidiyor sıcakta. Tadı neye benziyor El Champus'un? Yani bizim bir şeye benziyor değil mi? Boza gibi. Bir ekşiliği var öyle. Evet, vay hoş. Ekşiliği hoşuma gidiyor. Onu lulo mu veriyor, ne veriyor bilmiyorum. Ama o ekşilik böyle bu sıcakta. Değil mi? Soğuk bir de hani. Evet. Soğuk bir de güzel gidiyor El Champus. Taneli olması tekstür açısından aşureyi benim. Aynen. Aşureye de benziyor değil mi? O bakımdan evet. Biraz. Soğuk aşure gibi işte böyle hani boza aşure karışımı gibi. Hani gerçi aşurede de biraz şey oluyor, bir mayhoşluk oluyor illaki evet. Değil mi? Bunlar falan konuluyor ya. Bir çark kullanacağız. El Champus yiyeceğiz diye. Ne yiyor? ¿Cómo se llama, señor? Ese se llama níspero. ¿Níspero? Mangostino. Mangostino. Pitaya. Pitaya, sí. Papaya. Mango. ¿Bunu yedin mi sen? Çok garip bir meyve. Mangostino. Neye benziyor tadı bunun? Bizim bir şeye benziyor da ben de çıkaramadım ya. Como las telenovelas, son las telenovelas ahora. Y esas construcciones y... increíble, ¿no? ¿Y todo esto es bueno? ¿O hay maduros? ¿Cómo entiendes? Lo que pasa es que, vea, esa es la única fruta que no se pudre, ella se pone tiesa. Entonces, cuando usted no la encuentra así bojudita... ¿Podemos abrir? Sí. ¿Cuando es durita es mejor? No, cuando está dura está mala. İçi böyle meyvenin. Bueno. Buraya özel meyveler ya. Egzotik meyveler. Baya güzel. Esto bueno? Sí, esa está maduro. Salena, sí. Okay. Ver bakayım. Sarımsak gibi duruyor ama baya. Sarımsak gibi duruyor bakın. Şöyle meyve, yumuşacık. Baya güzel, tatlı bir meyve ama. No, no, mucho. Kaç? Ahí 10. Kanka, está mucho ya. Para otro mucho, eso no sé si no cae. No te escuchas, no somos. Deme 7 pues. 7 diyor. 5? 7. Le llama de la libra. O kadar almaya gerek yok ya. 5 ahora. No. Olur olur. Pazarlığımızı da yaptık. Evet, hepsi parece, hepsi parece. Viene la. Tú no, tú parece de. Cocinado no. Cocinado tenemos aquí. Ah, está. Ah, es listo para comer. Gracias. Gracias. Bakın burada çok garip bir meyve var. Böyle domatese benziyor ama domates değil. Bunu pişirip yiyorlar. Tuzlayıp ya da balla yiyorlar. Ben denemedim. Sokakta çok görüyordum. Deneyelim. Acı sos koyuyorlar. Ya bak burada kokosu. Buenos tardes. Erik var lan. Bizim mor erikten. Yeşil erik yok ki burada. A como están chontoruros? 3000 bolsas. ¿Cuánto es? 3000, pero me gusta que me graben. Me gusta que me graben. ¿Por qué? Para mostrar su cultura, su fruta. No, me gusta, va a ser 3000. Bueno. ¿Cuánto? 3000. ¿Cuánto es 3000? Poquito. Una bolsa. Vamos a probar. Preparado como esto, ¿sí? Se le van a echar sal, miel, se come. ¿Cómo se...? Sal, ¿con sal está bien? Ok, vamos a probar. ¿Con sal? ¿Cómo cocinan esto? ¿Solo hervido? Con agua.
con agua, nada más. ¿Muchas horas? En 45 minutos en olla, pitadora. ¿Y el de niño normal? Hora y media en olla normal. Ah, 2,5 saat falan pişiriyorlarmış. Neye benziyor lan bunlar ya? Bu sen de her şey yapıyorsun. Con frijoles. Como cocinar unos frijoles. Size benziyor ama tadı ha. Saçma sapan bir şey ama, değil mi? Kuru bak, çok kuru. İlk yediğinde saçma sapan geliyor, sonra çok seviyorsun. Ben her gördüğümde alıyorum. Böyle meyvelerin ekmeği gibi bir şey. Şimdi tres ol esme. Yok ya. Böyle salataya falan koyunca dolduruyor. Ekmek gibi. Kontoruru. Pero da bunu acı sosla yiyorlardı. Como se llama? Como se llama? Chontaduro. Yemek yiyor bizim Ecik. Ne yiyor? Ayran gibi oldu. Ayran gibi oldu lan. Sen nereden anladın ayran gibi olduğunu? Ne içiyor? Soğuk burnu hissediyorum. Limonada de coca. Coco. Güzel mi? Coco. Muy bien. Muy rico. Yediğin ne? Bu benim Kolombiya'da son yemeğim, o yüzden tabii ki arepa yiyorum. Gider ayak diye. Şöyle. Vejetaryen. Hamburger gibi bir şey bunu işte. Bunu böyle üstüne sırf şovla koymuşlar. Yani. Aynen. İçini koyduk, saklayalım dolu yani. Dolu oldu demek için. Bu iyi ama baya. Afiyet olsun. Ben beraber de içim olsun. Bakayım. Ekran başındaki. Baya güzelmiş lan bu. Baya güzel. Limonade de coco. Baya güzel. İlk defa içiyorum ben. O yüzden son parasını verelim dedik. Ne kadar verdin sen şimdi şunlara? Toplamda 20.000 peso. O da 5 dolar yapıyor. Dolar bilmeyiz kardeşim. Sen dolar. 4.000 peso 1 dolar 160 yapıyor. 160 TL, 170 TL falan. 150 lira falan yapıyor. 8 katı değil mi artık? Hemen güncel bilgi senin mi? İşte 150 lira yapıyor ya. Yani 150 evet. Lira pahalı bence böyle bir şey. Bir şey değil hani şu baktığında. Şimdi Türkiye'de olsa. Şimdi Türkiye'de herhalde döner falan yersin herhalde bu fiyat anca işte şöyle. Ama seninkinde de bir sürü etmet var. Var da göreceğiz bir sürü mü değil. Bakalım. Ben Hindistan'a geldim bir anda. Neler oluyor? Çatal istemektense. Sünnetmiş bir de bu, biliyor musun? Peygamberimiz de böyle. Benimki de geldi. Benimki etli, tavuk mavuk var işte. Çek bakayım o. Çalış biraz, ecik. Dur, elim yağlı tut. Bir saniye. Çekmene gerek yok da, tripod var zaten. Tripodu koyayım işte şu an. Tuz istesene ya. Sosları dökünce dengeliyor bence. Bizim tavuk döner gibi bir şey bu ya. Ne sosu bu? Güzel mi? Güzel, onu beğendim. Bir acı yok ama. Güzelmiş. Right. Ama arepayı yapamayız. Baksana dağılıyor. Ekmeği kötü. Pişirmesi de çok güzel.